Hindistan'dan hepinize merhabalar. Arkadaşlar bu videoda Hindistan'ın tropikal meyvelerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tabii Hindistan'da çok çeşitli tropikal meyveler var. Hepsini buraya getirebilmem mümkün değil. Ama özellikle piyasada sık görülen, çarşıda pazarda sık karşımıza çıkan, tüketilen bazı tropikal meyveleri buraya getirdim. Bu videoda onları incelemeye çalışacağız. İsimlerini söyleyeyim, daha sonra teker teker inceleyelim. Arkadaşlar bu gördüğünüz liçi meyvesi. İkinci olarak Hindistan'daki yerel ismi jamun. Java plum diye de biliniyor, Java eriği diye de biliniyor. Hindistan'da yetişen bir meyve, siyah, böyle üzüme benziyor. Ondan sonra bel fruit deniliyor arkadaşlar buna, bel meyvesi. Kavunlar var. Kavun ne alaka diyebilirsiniz ama bunlar da Hindistan'da özellikle tropikal iklimde yetişen kavunlar. Yani çok sıcak ve nemli olması lazım ki havanın bu kavunlar yetişsin. Ondan sonra çiku meyvesi var. Papaya var. Gördüğünüz gibi ağaç kavunu. Ondan sonra değişik çeşit mangolarımız var arkadaşlar. İlk meyvemiz bel meyvesi. Yerel ismi bel. Taş elması olarak da biliniyor. Çok sert bir meyve. Bu benim elimdeki tabii ki küçük. Bunun çok büyük boyutları da var. Böyle kabak gibi bir meyvenin ağaçta yetiştiğini düşünün arkadaşlar. İnsanın kafasına düştüğü zaman da çok tehlikeli olabilir. Maymunlar falan özellikle bu meyveyi çok seviyorlar. Hindistan'da bu meyve hem doğal tıpta kullanılıyor, bazı hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Hem diyet için çok faydalı olduğu biliniyor. Sabahları meyve suyu satılıyor bunun, böyle seyyar satıcılar tarafından sokaklarda meyve suyu satılıyor. Şerbet deniliyor ona da. Belka şerbet deniliyor. Ve pahalı da oldukça meyve suyu. Ondan sonra gene Hindistan'da Hintliler bunu tatlılarda da kullanıyorlar arkadaşlar bu meyveyi. Şimdi içeriği nasılmış, içerisi nasılmış onu da görelim. İçerisi de bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu kabuğu mesela. Meyvesi bu. Tek elimle yaptığım için, bir elimle kamerayı tuttuğum için biraz zor oluyor. Ama şimdi kaşıkla içerisinde çıkarmaya çalışacağım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, içerisindeki meyvesi de bu. Küçük küçük çekirdekleri var. Kokusu oldukça güzel, tadı da oldukça güzel bir meyve. Hem tatlılarda kullanılıyor, hem de meyve suyu Hindistan'da oldukça yaygın arkadaşlar. Kabuğu da oldukça sert. Bel meyvesi bu. Bir sonraki tropikal meyvemiz arkadaşlar mango. Mango Hindistan'da çok yaygın. Hindistan dünyadaki başlıca yetiştiricilerden bir tanesi üstelik. Çok yetiştiren ülkelerden biri. Ondan sonra çok değişik yerel isimleri var tabii ki mango'nun. Bir de farklı türleri var. Alfonso, Dasheri, Langra, Amrapali bunlardan bazıları arkadaşlar. Çok popüler bir meyve. Hem göze hem damağa hitap eden bir meyve. Tabii ki türüne göre değişik renkleri var. Kırmızı, turuncu, yeşil, sarı. Gördüğünüz gibi böyle farklı renkleri var arkadaşlar. Bu gördüğünüz Alfonso. Hindistan'da ilk çıkan meyve, ilk çıkan mango arkadaşlar. İlk çıkan mango meyvesi. Nisan'ın sonları gibi piyasada görülmeye başlar. Bu farklı bir türü. Bütün türlerin isimlerini de bilmiyorum. Ama şu arkadaşlar en son çıkan mango. Bunun da ilk piyasaya çıkması 20 Haziran gibi diyebiliriz. Yani oldukça yeni ve çok güzel bir
Mango'nun en güzeli diyebiliriz arkadaşlar. En kalitelisi diyebiliriz. Esas mango bu diyebiliriz. Tadı da oldukça güzel. Mango oldukça popüler bir meyve. Hem meyve suları, Hindistan'da çeşit çeşit meyve suları var. Hem de Hindistan dünyaya ihraç ediyor arkadaşlar. Mango meyvesini. Kilosu bu meyvenin ilk çıktığı zaman 70 rupiye kadar falan oluyor genelde. 70 rupi civarlarında oluyor. Ama daha sonraları oldukça ucuzluyor. Bunun fiyatı genelde 40 rupiden aşağıya düşmez. Ama şu diğer mangolar, bunları 20 rupiyede bulabilirsiniz arkadaşlar. Sonuçta herkes 40 rupi veremez mangoya. Dolayısıyla çok değişik, ucuz mangolar da var. Şimdi içeriğine bakalım. Mangonun iç tarafını kesip, böyle kare şeklinde kesip ters çevirip bu şekilde yiyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Veya kaşıkla da böyle çıkarıp bu şekilde yiyebilirsiniz. Bunlar çok lüks meyveler değil. Tropikal meyveler ve Hindistan'da bizim Türkiye'deki elma, portakal, mandalina nasıl normal meyvelerse bunlar da Hindistan'da o şekilde arkadaşlar. Halkın kolaylıkla ulaşabileceği ve tüketebileceği meyveler. Sıradan meyveler yani. Bu arada bu meyvenin ortasında büyük bir çekirdeği var arkadaşlar. Çekirdeğini çıkardığınız zaman meyvesi açığa çıkıyor. Çok değişik türlerini görmek mümkün. Az önce de belirttiğim gibi hepsinin de tadı farklı farklı oluyor genelde. Ama bu yeşiller, özellikle şunlar en son çıkan mangolar ve oldukça tatları da güzel. Özellikle bunu bahçeden kendiniz koparırsanız tabi o zaman daha güzel oluyor tadı. Arkadaşlar bir sonraki meyvemiz bu gördüğünüz zeytine benzeyen veya siyah üzüme benzeyen camun meyvesi. Bunun ağacını Delhi içerisinde de görmek mümkün. Yani şehir içinde de oluyor, parklarda, bahçelerde. Ağaçlarını görebiliyorsunuz. Kuşlar yiyor, insanlar yiyor. Böyle bir meyve arkadaşlar. Biraz ekşi bir tadı var. Bunu satarken yanında bunun baharat da veriyor, masala da veriyor biraz. Hindistan'da meyveler de genelde baharatla beraber yeniliyor arkadaşlar. Öyle seviyorlar. Dolayısıyla camunun faydalarına gelince iltihaplar için hemoglobin sayısını arttırıyor. Ondan sonra vücuttaki iltihaplanmayı azaltıyor. Bağırsaklar için faydalı, dişler için faydalı. Oldukça böyle farklı özellikler olan bir meyve arkadaşlar. Tropikal iklimin meyvelerinden biri. İçeriğini de şu şekilde ezerek göstereceğim. İçerisinde bir çekirdeği var arkadaşlar. Etrafında da meyvesi görüyorsunuz. Bir taneyi daha göstereyim. Yediğiniz zaman diliniz siyahlaşabilir biraz. Tabi bunlar çok fazla kırmızı değil ama olgunlaştıkça daha da içerisi kırmızılaşıyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz de jamun meyvesiydi. Aynı zamanda yüzdeki akneleri temizlemeye de faydalı bir meyveymiş arkadaşlar. Bir sonraki meyvemiz çiku. Çiku da arkadaşlar gene tropikal iklimin güzel meyvelerinden bir tanesi. Tad olarak bizim Trabzon hurmasına benziyor arkadaşlar. Biraz içerisi de nasıl? Şöyle göstereyim. Evet.
Böyle bir meyve arkadaşlar. Çekirdekleri de benziyor zaten Trabzon hurmasına. Ucuz, oldukça tadı da güzel bir meyve arkadaşlar. Gene tatlılarda da bu meyve kullanılıyor Hindistan'da. Bir sonraki meyvemiz liçi meyvesi. Liçi ile ilgili hem bir videom var geçen seneye ait, hem de meyve sularından bahsederken liçiden bahsetmiştim arkadaşlar. Liçi böyle kilo halinde satılıyor. Böyle dallarıyla beraber görüyorsunuz. Bu mesela 1 kilo. Oldukça güzel bir meyve. Normalde Çin kökenli bir meyve ama şu an artık günümüzde Hindistan'da ana vatanı olmuş durumda. Tadı oldukça güzel. Suyu özellikle meyve suyu mesela çok meşhur Hindistan'da, çok yaygın. Özellikle meyve suyu artık mango'nun meyve suyuyla Hindistan'da yarışıyor diyebiliriz arkadaşlar. Magnezyum bakır deposu bir meyve. Sağlık için faydalı. Ama diğer taraftan şöyle bir haber de var. Birkaç yıl öncesine ait. İşte Hindistan'ın bir bölgesinde oldu, bir de Vietnam'da oldu. Zayıf, yani bağışıklık sistemi düşük, küçük yaş çocuklarda kan şekerini düşürdüğü yönünde bazı haberler çıktı. Tabii onun o haberin doğru olmadığı, esas nedeninin tarım ilaçları olduğu yönünde haberlerde çıktı ama bilemiyorum artık. Ama oldukça lezzetli ve hoş bir meyve arkadaşlar. İçeriği nasıl, ona da bakalım. Evet, böyle bir kabuğu var. Hafif dikenli gibi ama dikenli değil aslında. İçerisi de bazen kabuğu gördüğünüz gibi gayet ince. İçerisi de bazen şeffaf renkte oluyor, bazen de beyaz renkte oluyor arkadaşlar. Oldukça sulu. Şimdi şöyle göstermek için. Evet. Böyle bir meyve arkadaşlar. Çekirdeğini görüyorsunuz. Tadı oldukça güzel bir meyve. Liçi meyvesi bu arkadaşlar. Bir sonraki meyvelerimiz, kısaca bu kavunlara da değinmek istiyorum. Bunlar özellikle tropikal iklimde yetişen kavunlar. Tatlar oldukça güzel. Yani bizim Türkiye'de de çok değişik çeşitli kavunlar var tabi. Onlara benziyor. İçerisini gene göstereyim. Gördüğünüz gibi içerisi normal bildiğimiz bir kavun arkadaşlar. Ama bunlar dediğim gibi tropikal iklimde aşırı nemli ve sıcak yerlerde yetişiyorlar. Ve son meyvemiz arkadaşlar papaya. Papaya Türkçe olarak ağaç kavunu diye biliniyor. Hindistan'da oldukça yaygın. Gene çok sık tüketilen meyvelerden bir tanesi. Hafif bir meyve, ağaçta oluyor. Ağacı biraz böyle palmiye gibi bir ağaç. Ağaçta oluyor ama oldukça hafif bir meyve. Tadı da güzel. Şimdi içerisine bakalım. Evet, içerisi de bu şekilde arkadaşlar. Hakikaten harika görünüyor. Bunun çekirdeklerini görüyorsunuz. Çekirdekleri bunlar. Şu üzerindeki zarlı kısmı şöyle hafiften kazıyıp ondan sonra doğrayıp yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Gene bu meyveden de değişik tatlılar yapılıyor.
Papaya meyvesi de bu arkadaşlar. Evet, tropikal meyveler bu mevsimde bulabildiğim, Haziran sonu itibariyle bulabildiğim tropikal meyveler bunlardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.